Sports TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Berke nasılsın? Teşekkür ederim. Aston Villa iyi başladı transfer sezonuna. Hı-hı. Aslında Philippe Coutinho ve Luka Digne'yi transfer ettiler. Ben Philippe Coutinho hakkında ufak bir şey söylemek istiyorum. Barcelona'nın 135 milyon euroya Liverpool'dan aldığı bir oyuncu. Ki bu oyuncu biz Inter'den Liverpool'a geçtikten sonra Liverpool'daki o kariyer, o performansı aslında 135 milyon euroluk mu? Belki o seneler arasında yine pahalı gözükebilir. O zamanlar çünkü bu oyuncular bu kadar pahalı çok. Fiyatı artmamıştı. Yani. Evet aslında. Ama şu an aslında bu fiyatlar artık normalleşmeye başladı. Çünkü stoperlere bile verilen fiyatlar 60-70 milyon euroları görmeye veriyorlardı başladı. Veriyorlardı abi, gidip şeye veriyorlar. Maguire'a veriyorlar. Abdülkerim Bardakçı daha iyi stoperdir. Evet katılıyorum. ama işte Philippe Coutinho'nun 135 milyon euro verilip alınması, sonra 7,5-8,5 milyon euroya Bayern Münih'e bir sezon kiralanması. Bayern Münih'te yine Bundesliga'da biraz bence bunda yine Bayern Münih yapılanmasının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Birazcık hareketlendi. Tekrar Barcelona'ya geri döndü. Barcelona'da yine bir verimsizlik. Bekle ki oynayacak. Bu sezon 14 maçı var. Gol veya asist katkısı yok. Oyun içerisindeki katkısı tartışılır. Ama öyle bir adaya geri dönüş gösterdi ki ilk maç aslında tek gol. İlk maç ilk gol ama golü baktığımız zaman evet boş kaleye atıyor gibi değerlendiririz ama o koşuşu sonuçta Premier Lig'in temposunda da değerlendirilmiş. Özlemiş yani herhalde. Özlemiş. Ben Premier Lig oyuncusu olduğunu düşünüyorum biraz daha Coutinho'nun. Aston Villa seviyesindeymiş. Yani çok büyük beklenti vardı. Benim biliyorsun İspanya'daki durağım, sevdam Barcelona'dır. Uzun yıllardır Coutinho'yu bekliyoruz oynayacak diye. İşte Koeman'la beraber olmadı. İşte Xavi geldi acaba olur mu dedik. Olmadı. Adam gitti ilk maçta golünü attı Aston Villa'da. Tabii Barcelona'nın bir önceki yönetimini aslında burada 130... Hadi bugün versinler bakayım 135 milyon euro herhangi bir oyuncu. Şu anki verebiliyorlarsa versinler. Bütün oyuncuları kaybettiler bu öyle. Sıkıntılardan dolayı. Umtiti'ye 20 küsür milyon euro maaş verildiği için. Şu an Luke de Jong Dembele'ye dünya kadar para verildi için. Zaten Luke de Jong'u hiç konuşmuyorum. Evet. Yani, bu adam nasıl Barcelona'da oynuyor? Çok farklı bir segment, çok farklı bir derecelendirme ama. Bak Süper Lig takımları ne yazıyorlar? Hiçbirini de istemem. Hiçbirini de istemem. O kadar en sonki El Clasico'da da yalnız golünü attı. Gol attı. Ama gol atması geçelim. İyi oyuncu yaptı. Evet. Katılıyorum. Valla Coutinho'ya hayırlı olsun diyelim. Aston Villa ile beraber. Burada Trezeguet de vardı hatırlarsın. Evet. Mahmut Trezeguet Kasımpaşa. Kasımpaşa'daki. O da sanırım son dönemde çok fazla şans bulmuyor. Türkiye'ye yolu düşebilir diye okudum. Dönme muhabbetleri var. Valla iyi oyuncuydu Trezeguet'e. Evet, Aston Villa demişken çok beğeniyordum. Premier Lig'e gittiğinde de zaten ilk dönemde oynadı bu arada. Evet, bir sezon boyunca oynadı istikrarlı bir şekilde. Valla Coutinho Barcelona'da olmadı. Bundan sonra hani kira bitince artık bir şekilde elden çıkarmanın yolunu arayacaklardır. Aston Villa'ya ama muhakkak Premier Lig'de işte o seviye bir takımda bile Coutinho gibi bir oyuncu oynayabiliyor. Evet. Bu da zaten Premier Lig'i bir vitrin haline getiriyor. Seviyesi. Orta seviye ya da düşük seviye takımlarda bile baktığın zaman çok büyük yıldız adayları, yıldız olamamış yani çok büyük adayken yıldız olamamış 26-27 yaşına gelmiş çok kıymetli oyuncular var. Coutinho da bunlardan biri. Aston Villa'da keyifli bir dönem geçecektir diye düşünüyorum. Digne de topu sana atayım ben o zaman. Digne de topu evet ben alayım. Yine evet. Barcelona'da maalesef bekleyeni veremedi. Yani ama Everton kariyeri aslında Premier Lig kariyeri kesinlikle olarak değerlendireceğiz. Ben Digne'yi şöyle değerlendirmek istiyorum. Ayağı da çok temiz oyuncu. Evet. Digne'yi şöyle değerlendirmek istiyorum. Çok bence sol beke göre dediğin gibi ayağı çok yerinde teknik bir oyuncu. Penaltı da kullandırıyorlar göre, evet, zaten Digne'yi. Everton'da kullanıyor. Frikikleri serbest vuruşlarda da kullanıyor. Evet. Golleri de var. Evet, Digne'nin tek dezavantajı söyleyeyim. Aslında hani basketbolda da filan bu jenerasyona denk geldi şanssızlığı derecelendirmeleri var ya. Digne'nin dezavantajı Fransız Theo Hernandez'le aynı jenerasyonda. Ben Theo Hernandez'i şu an bu arada dünyada birinci sıra yazarım sol beklerde. Yani tabii ki herkesin düşüncesi farklı ama hız, defansa geri dönme, ofanstaki etkisi zaten... Ben Alba'da kaldım hocam. Ben Alba, defterler biraz kapanıyor. Biraz daha yenilenmek lazım yani. Sevgili belki. Digne'nin aslında Alba bu sezonda 21-22 sezonda 16 maçta gol veya asist katkısı yok ama Everton'da yani birkaç yıldır stabil verdiği performans aslında Everton'da kabullü. Çünkü Premier Lig'de bazı oyuncular öyle bir performans sergiliyor ki bir iki ay çok iyi oynadıktan sonra tüm sezonu çok kötü oynayarak geçiriyorlar. Hı hı. Ve yerine yeni oyuncular geliyor. Digne birkaç sezondur Everton'ın sol bekini adeta kapamıştı. Ve Aston Villa'nın ihtiyacı olduğundan dolayı bu transfer gerçekleşti. 30 milyon euroluk bir az transfer. Bir para da değil. Yani ama şöyle euro bakarsak Ada, senin de demin dediğin gibi Ada, kesin, yani Ada'da kesin dönen fiyatlar, Ada'da oynanan futbol çok farklı. O yüzden Digne transferinden 30 milyon euroyu çok da görmem.
Sen ne demek istiyorsun? Hayır canım, Dinye 30 milyon euro çok değil de Aston Villa bile bu parayı veriyor. Evet, bunları zaten biliyoruz, evet, da evet. Hani görerek söyleyince daha da şey oluyor, evet. Yani Aston Villa 30 milyon euro bonservis bedeliyle, yoksa Dinye şu anki piyasada 30 milyon euroyu fazlasıyla hak eden bir oyuncu zaten. Evet. Hiç tartışmam bile. Hayır ya, Aston Villa bakalım nereye gidecek bu iş. Aynen, yani iyi bir ara transfer dönemi geçiriyorlar. Evet, evet. Var. Bakalım nereye gidecek. Trippier ile o zaman yavaş yavaş noktaya koyalım. Trippier ile hatta Newcastle'la bir kapanış yapalım dedik. Biraz bollukla kapanış yapalım. Ben Trippier'de biraz doluyum aslında sevgili Berke. Şöyle doluyum. O zaman ben şöyle kısaca söyleyeyim. Tabii. Sonra sen hızını hiç kesmeyelim. Evet. Trippier konusunda madem dolusun. Atletico Madrid dönemini baktığımız zaman aslında geçtiğimiz sezon birkaç sakatlık sıkıntısı yaşadı. Onun haricinde görev aldığında vasatın üstündeydi. Yani evet, ortalamanın üstünde performans verdi ama beklentiyi karşıladı mı o tartışılır. Özellikle şeyin, Simeone'nin şu 3-5-2'sinde ya da 3-4-1-2 nasıl dersen kanat bek olarak kullandı Trippier'i. Oynadığı, çok iyi oynadığı maçlar da vardı ama beklentiyi tam anlamıyla karşılamış değil. Bakalım Newcastle, tabii Selman Bey basacak, bakalım parayı alacak. Bakalım daha ne kadar alacak. Evet, onlar da. Ben şöyle değerlendirmek istiyorum. Newcastle transferinden daha önce hatta Kevin Trippier'i Atletico Madrid transferinden baz alarak değerlendirmek istiyorum. Atletico Madrid'de 22 milyon euroya transfer oluyor. Çok büyük bir para değil. Yani sen evet, onu konuştuk. Sen, evet, biz bunu seninle konuştuk. Atletico için büyük bir para değil. Toplumdan oyuncu alıyorsun. Evet, ve toplumdan oyuncu alıyorsun ve Atletico Şampiyonlar Ligi'nde her sene oynayan, her sene bir iddiası olan bir kulüp. Çok büyük para değil. Ama ben şöyle dönmek istiyorum. Simeone'nin biliyorsun planlarında Juanfran adlı bir oyuncumuz tabii ki, vardı. Tabii. Juanfran ofansif bir oyuncudan devşirme sağ bekti aslında Juanfran. Yaşlandıkça aslında proje oyuncusu aramaya başladı Atletico Madrid. Dedi ki hani kimi alabilirim, onun yerine kimi bulabilirim. Santiago Arias da Kevin Trippier. Aslında Santiago Arias daha da öncesi Trippier'den. Santiago Arias'ı da 11 milyon euroya aldıktan sonra Juanfran işte şöyle diyeyim sana, kupa maçlarında falan olarak monte etmeye çalıştılar. Çünkü artık Juanfran bir seviyeye kadar oynayabiliyordu. Çünkü Şampiyonlar Ligi seviyesi biliyorsun artık bazen yaşla ilerledikçe o seviyeyi kaldıramamaya başlıyorlar. Santiago Arias'ı 2020-2021 sezonu Leverkusen'e kiraladılar. Sonra da 21-22 sezonunda Granada'ya kiraladılar. O süreç içerisinde Atletico Madrid dedi ki ya Santiago Arias olmadı. Bari ben gideyim Trippier'i alayım. Bir de Trippier'i deneyelim. Trippier geldi. Bilisako şu an oynuyor biliyorsun. O da bu arada çok üst standartları, evet, yüksek bir oyuncu değil. Ama arayışlı Juanfran'ın performansından sonra Trippier'den de kötü. Evet. Juanfran'ın performansından sonra oraya dediler ki ben Juanfran seviyesinde bir oyuncuyu artık bir monte etmek istiyorum. O da olmadı. Newcastle'ın da biliyorsun şu an küme düşmemeye çalışıyorlar. Büyük bir yatırım, büyük bir el değişikliği. Bu seneyi bir kurtarsın da. Evet. Aslında onların izleyeceğiz. Tek amacı şu an ligde kalmak. Çünkü bu seneyi tamamen zaten silmeleri gerekiyor akıllarından. Ki garantide değil yani. İstedikleri kadar transfer yapsınlar. Şu an Premier Lig hiç farklı bir seviye. Sonra yani, Selman'la Acun aynı ligde mücadele veriyor. Yani, o yüzden çünkü şu an yani bu sezon mesela 18 maç oynamış Trippier Atletico Madrid'de. Gol asist katkısı yok. Oyununu demin sen de özetledin. İki maça da çıkmış Newcastle United'da. Tabii Newcastle United'ın şu anki durumu, FA Cup maçına da çıktı Trippier. Yani gelecekte bakalım oyuncuların gelmesiyle beraber daha da oluşacak. Ama 13.3 milyon euroluk bir transfer adı için hiçbir problem yok. Ben Newcastle için de hiçbir problem yok. Onlar için hiç önemli değil. Ben mantıklı risk bir transfer yok, olarak görüyorum. Peki. Çünkü ligi tanıyor Tottenham'dan. Tam onu söyleyecektim. Ligi tanıyor Tottenham'dan. Prens demiş midir alırken? Ligi bilen oyuncu alalım. Evet, aslında bunu demiş olabilir. Çünkü aslında biraz garantiye kaçmak istiyor. Çünkü takımı düşürmek istemiyor. Ki takım ben düşse de direkt lige geri döneceğini düşünüyorum Jack bu arada. Jack aslında. Evet, aslında ligimizdeki Fenerbahçe'den de birkaç oyuncu verebiliriz. Yani öyle düşünüyorum. Ligi bilen oyuncuları. Ligi bilen oyuncuları verebiliriz. Daha önce İngiltere'de. Evet, belki bu haftalık. Hemen de kapanışa geçtin ha. Yok, çok hızlı ben oldu. Tabii senin yok biz başta sen söyledik. Tekrar konuşuruz. Yok. Ligi bilen oyuncu dedik konuşacağız. İşte Prens ligi bilen oyuncuyu aldı, bakalım Newcastle nereye gidecek. Bakalım. Çok ciddi paralar var. Yoksa dediğim gibi Acun'la beraber Championship'te mücadele ederler. Evet. Hull City'yle. Onu da bir ara konuşuruz, evet. Hull City meselesini. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, Scout programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sevgili Berke Kosova ile beraber yepyeni bir programa başlıyoruz. Scout programına. Berke nasılsın? Berke hoş geldin. Relax yani. Aynen. TRT gibi olmayalım.
Ya aslında burası bir rehabilitasyon merkezi değil. Şöyle bir takımı düşürmek istemiyor. Hah, tam onu söyleyecektim. Bu noktaya kadar özellikle izleyenlere teşekkür edelim. Kaç dakika oldu ya? Kaç dakika oldu?